Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Genel Dahiliye Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Üyesi Oğuz Abdullah Uyaroğlu, "Soğuklar başladı, kış aylarına yaklaşıyoruz. Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle de hastanelere başvurularda çok belirgin bir artış var. Nezle ve grip ayrımını yapmak çok önemli." dedi. Doktor Oğuz Abdullah Uyaroğlu, Covid-19 süreci, grip, influenza aşısı ve immün sisteminin kuvvetlendirilmesine ilişkin detayları anlattı. Üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olan bir virüs olduğunu ifade eden Uyaroğlu, nezle ve grip ayrımını yapmak çok önemli. Her ikisini de nezle oldum ve grip oldum diye birlikte söylüyoruz. Nezle daha çok nezle virüsü ve diğer virüslerle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonu yapıyor diye konuştu soğuklar başladı. Kış aylarına yaklaşıyoruz. Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle de hastanelere başvurularda çok belirgin bir artış var. Burada influenza nedir sorunuzda bir ayrım yaparak başlayacağım. Nezle ve grip ayrımını yapmak çok önemli. Her ikisine de bazen birlikte söylüyoruz. Nezle oldum, grip oldum. Nezle daha çok rinovirüs ve diğer virüslerle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarını yapıyor. Yani hastalar halsizlik, yorgunluk, Öksürük, kas ağrıları, e, burun akıntısı gibi semptomlarla bize başvurabiliyorlar. Ama bunların etkeni influenza değil. Paçavra hastalığı da diyoruz e, nezle için. Çoğu zaman gerçekten o da hastaları yatırıyor ama influenza'dan farkı var. Influenza aynı şekilde üst yolu enfeksiyonlarına neden olabildiği gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarına da neden oluyor. Yani zatürreye yol açıyor, akciğer tutulumuna yol açıyor. Ve eğer yaşlıysanız, kronik hastalığınız varsa zatüre nedeniyle çok ciddi komplikasyonlara neden olabiliyor. Yoğun bakım yatışlarına hatta ölümlere de neden olabiliyor. Dolayısıyla Hani son söz olarak şunu söyleyebiliriz. Covid de halen hayatımızda, influenza da eski düşmanımız diyelim yeniden aramıza döndü. O yüzden ne olursa olsun kış aylarında da Covid-19 tedbirleri içinde halen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymakta fayda var.